Yani siz aslında bir bakıma üretip salatalarınızı, malatalarınızı, yani yine arkada ürettiklerinizi burada satıyorsunuz. Müşteriye veriyoruz. Bir de beni çekin bakalım. Beni de çekin, beni de. Hey hey, gelişin ceylan gibi, boylusun fedam gibi. 2-5. 5-7. Yedi kim kardeş? Sensin. Saçların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Hey hey, gelişin ceylan gibi, boylusun fedan gibi. Bugün farklı bir görüntüyle size merhaba demek istedik. Çünkü bizi sayın çiftçilerimizden Gülseren Gebeş çağırdı. Gel dedi, burası yayla dedi. Söğüt'teyiz dedi. Sizinle beraber Söğütlü iş yapan hanımları tanıyacağız. Ama birçoğu Kumluca'da yaşıyor. Kumluca'da kışın, burada yazın işler yapıyorlar. Üretiyorlar hep. Gülseren Hanımcığım, bizi davet ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Öpüşemiyoruz, hakkını helal et. Bu güzel kız kim? Yeğenim oluyor kendisi. Adın ne? Elif Erva Özdemir. Senin en büyük hayalin neymiş bakayım? Televizyona çıkmak. İşte çıktın. Ne oldu şimdi bakalım? Ne yapacaksın televizyona çıkınca? Babamla televizyona çıktım diye trip atacağım. Babası da ama atacakmış televizyona çıktım diye. Peki bu hanımlar kim Gülseren'cim, bir tanıştır. Çiftçi kardeşlerimiz bunlar hepsi. Çiftçilikle uğraşıyorlar. Kimdir bu güzel gözlü kadın? Bu ablam olur. Adınız ne? Gülay. Gülay. Bütün kardeşlerim mi gerçekten? Çiftçi kardeşim diyor mu? Gerçekte kardeşi. Evet. Sen? Ben Özlem Salman. Ablam oluyor ikisi. Ablası. Sen? Meryem Çavuşoğlu. Sen başkasın. Ben evet. Dışarıdan arkadaşım. Sen bizim aileden değilsin. Sen? Ben Fatma Okatan. Gülseren ablanın komşusuyum. Sen de git. Evet. Ben de Sevgi Okatan. Aynı komşusuyum. Sen de bir komşu. Sen de git. Sen? Ben anneleri. Anneleri. Gelin kız, şaka yaptım. Anneleri de bize gözleme hazırlıyormuş. Kaç çocuğun var tatlım? 5 kızım var. 5 kızım var. Cenneti 2,5 kez i̇nşallah. Garantiledin inşallah. İnşallah. Bu güzel gözlü kim? Ben de kardeş alıyorum, Nazlı adım. Kızlarından biri. Evet. Nasıl en bir küçük kızıyım. En küçük kızısın. Nasıl bir şey burada bu kadar evlatla güzelce yaşamak, çalışmak? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi hem tarımla uğraşıyorlar. Ben daha önceki yayınlarda söylemiştim. Zanzibar diye bir yer var. Tanzanya'nın bir adası. Orada arka bahçede insanlar üretiyor. Evi evinin önünde dükkana çevirmiş. Burada da gelen geçene ürettiklerini satıyor. Şimdi hemen bu restoranın arkasında seralar var. Buranın meşhur tandırını yapıyorlar. Buranın sahibi sen miydin aşkım? Önce Allah tabii sahibi. Evet. Bu yörenin yemeği mi bu? Evet, bu yörenin tandır. Hem dışarıda çevirmeler var. Burada çeviriyoruz. Konuşacağız. Sonra içeriye kazana koyuyoruz. 300 derece fırında pişiyor. Kaç saat? 3. 3 saat, 4 saat pişiyor. Ama yarın satılacak ki kuzu değil mi bu? Kuzu. Kuzunun hazırlığı bugünden devam ediyor. Orada öyle dönüyor sonra içeri geçiyormuş. Yani siz aslında bir bakıma üretip salatalarınızı, malatalarınızı, yine arkada ürettiklerinizi burada müşteriye satıyorsun. Müşteriye veriyoruz. Bir de beni çekin bakalım. Beni de çekin, beni de. Sen kimsin tatlım? Ben de bu evin insanıyım. İnsanısın. Adın ne? Fatma. Fatma. Dayımızın hanımı oluyor. Dayımızın hanımı. Yaş kaç Fatma Hanımcığım?
Oho, yaş garbaya oldu. Ne kadar baya? 65-67 var. Bir şey değil kız. 67. Hiçbir şey değil. Aramızda 15 yaş var. Öyle mi? Evet. Sen yaşlı dersen ben de otomatikman yaşlanmış olacağım. Bunu kabul etmiyorum. Arkadaki saralara giderim. O sırada tandırımız da pişsin. Ya da siz nasıl isterseniz önce öğlen vakti. Şimdi biz buraya ancak öğlen vakti gelebildik. İsterseniz ustamla gideyim konuşayım. Yemeğinizi yiyin. Size bırakıyorum. Siz planı nasıl yaptınız aşkım? Biz hani yemeği yiyin ondan sonra gezelim diyor. Değil mi? Açayı oynamaz. Evet. He, aferin bizi tanıyor. Hazırladık yemek yerimizi. Peki ustamla konuşabilir miyiz? Bağlısınız. Ha. Tamam. Misafir umduğunu değil. Tabii bulduğunu yer. Burada bize kuzuyu gösterip ot yedirmeyeceğiniz herhalde. Belli mi olur? Var mı başka tandırcı buralarda? Hayır canımız çekmiş olacak. Buyurunuz Elif Hanımcığım. Televizyona çıkanlar ne yapar? Ha, sen bana soruyorsun. Televizyona çıkanlar ne yapar? Hem iyi hem kötü yönleri vardır. Evet. Televizyona çıkınca seni insanlar isterlerse en yukarı çıkarırlar. İstedikleri anda da pıt diye yerin dibine düşürürler. Çok zengin olabilirsin, para kazanabilirsin. Ama her şeyini bir anda da kaybedebilirsin. Ama Elif bu işin en güzel yanı ne biliyor musun? Bak kameraya bak işte. Eğer sen iyi şeyler yaparsan, iyi programlar yaparsan, böyle insanların hayatını kolaylaştıran, Allah'a yakınlaştıran, efendim örnek programlar yaparsan insanların iyileşmesine vesile olursun, sevap kazanırsın. İşte gerçek kazanç da budur. Zaten ben anneme bir sürü yardım ediyorum. Mesela neler yapıyorsun? Temizliğe yardım ediyorum. İşine yardım ediyorum. Seraya gidiyor musun peki? Gitmiyorum ama yine de ona yardım ediyorum. Niye seraya gitmiyorsun? Çünkü yaşım daha küçük. 10 yaşında mısın? He, bu kadar. Bu kadar derken 6 mı? Hı hı. Küçücük yaştaki çocuklar da seriye gidiyor diye biliyorum. Hayır gitmiyor. Gitmiyor. Çünkü orası çok sıcak. Evet tamam. Bir şarkı söyle bakalım bize hadi. Ya da bir türkü. Buraların bir türküsünü biliyor musun? Yok şarkı söylemek istiyorum. Hadi buyurun arkadaşlar. Siz de yanına gelin gençler. Haydi. Evet Elif'ciğim. Ben o kameraya bak ama. Seni kırda görmüşler şarkını. Hadi canım. Onu biliyor musun? Hadi başlıyoruz. Kameraya bakarak söyle. Seni kırda görmüşler, sütünü atar olmuşlar. 7 gün düşünmüşler, bana layık görmüşler. Saçların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Saçların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Hey hey. Gelişin ceylan gibi, boylusun fedan gibi. Gelişin ceylan. Hadi. Biliyor musun gerisini? Gelişin ceylan gibi. Yok babam bu kadarını öğretiyor. Babası niye bu kadarını öğretiyorsun? Boylusun fidan gibi. Küçücüktün büyüdün. Dillere destan gibi. Küçücüktün büyüdün. Dillere destan gibi. Kaşların, gözlerin. Hadi. Sözlerin ne güzel. Bir daha. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Tandırları da ne güzel diyebilecek miyiz? İkram edecekler mi, etmeyecekler mi? Şu andaki asıl mesele bu. Hadi buyurun. Çok kişinin şimdi canını çektireceğiz. Çok üzgünüm. Ama buranın da... Buranın da bu kebabı ünlü yani. Adı meşhur. Ne bu kebabın tam? Bu kuzu çevirme. İçeride de tandır kebabım var yani. Bunu ayrı, onu ayrı mı yapıyorsun? Bu... Oraya giriyor, tandıra tandır kebap oluyor. Hani önce çevriliyor. Çevriliyor. Böyle de veren var, böyle de veriliyor. İçeriden tandırdan da veriliyor. Tandırda daha yüksek ateşe giriyor. Orada lokum gibi oluyor. Ha, evet. Burada çıtır çıtır kabuklarını yemek evet. isteyen bunu yiyor. Evet, evet. Burada ne kadar pişiyor? Bu burada görsel amaçlı hem. Heh. Ayrıca yani 3-4 saat, 5 saat falan dönüyor yani ateşle beraber. Ki eskiden böyle motorlu sistem yoktu. Sen evet. onu elinle çeviriyordun. Evet, evet. Gene hiç olmazsa biraz kolaylaştı. Tabii tabii. Burada piştikten sonra fırına gidiyor. Hadi buyurun. Evet. Oo, şimdi açılacak. Bismillah. Burada kaç derece var? Burada şu anda 300 dereceden 100 derece düştü. Artık düştü, pişti. Var, pişti. Yoksa bir şey kalmaz. Bismillah. Şey. Oo, gel hayatım sen gör burayı. Evet. Ya Allah, bismillah.
Amanın bu lime lime olmuş evet. Artık. Maşallah. Yemeğe hazır. Yemeğe hazır. Bunu hazırlama safhasında ayrıca bir şey yapıyor musun yoksa direkt yüzüp koyuyor musun? Bunu müşteri geldiğinde ne kadar isterse ona göre ölçüp parçalayıp kaçta evet. Altında ateşiyle beraber şöyle. Servis yapıyorsun. Ben o zaman evet. En yağlı kısmı neresiyse orayı rica edeyim. Tamam, bu şekilde geliyor. Hadi o zaman bir hazırlanışını da gösteririm. Olur mu? Olur, sen çeker misin? Bana sürpriz olsun. Tamam, evet. Hadi buyur. Allahu Ekber, velillahilhamd. Ahmet Usta, doğru söyledim değil mi adına? Evet, doğru. Aman Allah'ım, ne yaptın sen bize? Kebap. Kebap. Efendim, Söğüt'ün ellerine sağlık. Söğüt'ün hemen girişinde bu aile birliğinin, aile şirketinin mekanını görme şansınız var. Biz dedim ki dolma biberi gördüm, bana verdiği cevap Gülseren'in ne oldu? Çok sevdiğini biliyordum. Nereden biliyor? Takip ediyorum sizi. Ben hep söylüyorum da birisi biber dolması pişirirse apartmanda otururken koklaya koklaya gidip evet. Sende biber dolması var bana bir tane ver derim yani. Evet. O kadar sevdiğim evet. Bir şey. Evet. Burada hangileri sizin elinizden çıktı? Teker teker herkes konuşsun. Yani mesela nohut diyorsunuz ya, nohutu da siz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, nohut da yetiştiriyoruz. Maşallah. Hı-hı. Anam irmik tatlısı, irmik helvası. İrmik tatlısını kardeşim kim kaldı. Yaptı? Sen mikrofonu al. İrmiği de kendim üretiyorum deme. Yok hayır, kendimiz üretmiyoruz. Kendin üretmiyorsun. Evet. Neler pişiriyorsun burada? Dut reçelimiz var. Fasulye turşumuz var. Kendi yetiştirdiğimiz fasulyelerimizden. Ben bunu uzaktan gördüm de arkadaşlar patates kızartması zannettim. Özel bir fasulye. Bunun cinsi ne? Turşuluk fasulye diye geçiyor. Turşuluk fasulye. Sanki börülce gibi duruyor uzaktan. Evet, börülceye benziyor da börülcenin bir değişiği. Beyaz fasulye. Peki. Soğanınız, biberiniz, evet. Domatesiniz hep buradan. Hanımefendi ne yetiştiriyor? Biz genelde bitki, örtü altı, salatalık, domates, biber, patlıcan içine yemeklik ne dikersek onlar. Ne varsa onları. Evet. Bu burada bekledikçe bozulur mu? Hemen almam gerekiyor mu? Ha, yok. Hani onun kokusu şey yapıyor, baştan çıkarıcı bir koku. Evet. Sen neler yetiştiriyorsun Seren'de? Biz de aynı domates, biber. Yazın burada, kışın Kumluca'dasın. Evet, Kumluca'da. Kumluca'da da yine aynı ürünler. Aynı, domates yetiştiririz Kumluca'da. Peki hiç yorulmuyor musun anacığım? Yoruluyoruz. Yani çünkü sadece Kumluca'da üretmiş olsa hiç olmazsa bir ay, bir buçuk ay bir dinlenme şansı var. Evet. Sen daha Kumluca'yı sökmeden Allah bilir buraya gelip yani, fideyi dikiyorsun. Nisan'da. Kumluca'yı ne zaman söküyorsun? Haziran'da. Nisan'da geliyor buranın fidesini dikiyor ki Haziran'da artık buradan meyve almaya başlayabilsin. Evet. Başladı değil mi burada artık domatesin? Daha başlamadı. Ne zaman? Temmuz'da tam şey olur. Temmuz'da. Çıkar. Oo iyi, o zaman organik gübrelerle İnşallah. Çok güzel işler yapacağız, işbirliği. Evet güzel hatun. Evet buyurun. Evet, sen hangisini yaptın? Ben de nohut diyeyim ya, keşkek yardım ettim, beraber yaptık. Keşkeğe bayılırım. Evet. Nasıl yapıyorsun keşkeği? Çünkü keşkeği Türkiye'deki her yer bizim yöremize ait diyor. Ama lezzetleri farklı oluyor. Boyundan mı yapıyorsun, tavuktan mı, neden? Tavuktan değil, normal buğdayı kaynatıyorum. Sade ya. Şeyden geçiriyoruz robotta. Ha, içinde et yok. Yok. Bizim burada, buranın adetinde et yok. Bizim adetimizde et var. Düğünlerimizde olurdu, şimdi koronadan olmuyor da. Ha. Düğünlerde hep keşkek pişer burada bizim. Ne kadar güzel, koca koca kazanlardı. Evet. Bu güzel gözlü hatun. Sen bir şey pişirdin mi, konu mankeni misin? Yok, ben konumdan geldim. Ben işten geldim. Maşallah, yine Sera'da çalışıyorsun. Evet, senin nelerin var? Domatesim var. Buranın domatesi meşhur. Evet, çünkü hemen karşı tarafta Söğüt Belediyesi'nin bir takı var. Hoş geldiniz takı. Onun üstünde çiçekleriyle beraber domatesin heykelini yapmışlar, görselini yapmışlar. Şimdi buranın domatesi güzel ama buranın domatesinin sadece lezzeti değil, farklı bir özelliği de varmış. Ailenin en küçüğü söyleyecek. Bir ay raf ömrü var buranın domatesinin. Dayanma neden? Gücü. Dayanma gücü. Evet. Cinsinden evet. Dolayı mı? Yok, havası, hava şartlarından, suyundan. Allah Allah. Evet. Alacağım, bir ay kullanacağım. Evet, mesela İstanbul'da alanlar buranın domatesini aradığını duyduk.
Halde aranıyormuş. Halde aranıyormuş. Evet. Peki. Güzel kadın. Sen hep burada böyle kocana yardım ediyor musun? Evet. Bu mekanın sahipleri Allah razı olsun. Her şey çok güzel görünüyor. Şimdi hepsinin tadına bakacağız. Senin için hazırladık. Sizin gerçekten için. Gerçekten mi? Ay canım benim. Güzel gözlü kadın. Burada yaşamanın en güzel tarafını bana söyler misin ve en zor tarafını? En güzel. Mikrofonu ağzına tutarak. En güzel şeyi, yazı çok güzel oluyor buranın. Püfül püfül. Yazın, kışı da güzel. Hani soğuk olsa da yani yaşaması güzel, sağlıklı oluyor insanlar. Hani güzel. Senin böyle bir 20'li yaşlarını merak ettim. Herhalde böyle Türkan Şoray gibi bir hatun musun değil mi? Evet, öyle söylerler. Öyle söylerler. Feryan Savaş'a benzediler. Anası burada belli. Sen kaç yaşındaydın? 67 yaşındasın maşallah. Fabrika güzel olunca fabrikadan da güzel evlatlar çıkmış. Yemeklerimizin tadına bakalım. Ardından da inşallah seramıza gidelim. Bazlamayı pişirmişler. Üstüne de buranın tereyağını. Yani yine söylüyorum, İkbal'in zayıflama şansı sıfır. Evet, buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu denemeydi. Gel yazık. Adam üzülecek. Sen de gir. 11. olarak sen de gir. Anladım ben. Ben onun. Tamam, sen anladıysan senle başlayacağız. Hadi başlıyoruz. Gene deneme bu. Benden mi başlayayım? Evet. 2-1. 4. Hayır, ne 4? Önce kendi numaranı söyleyeceksin. 1-4. Son deneme, yapamayan çıkar. Hadi. Ben çıkayım. 2-1. 1-4. Çıktın. Tamam, ben çık, gel şaka şaka gel. Hadi bir daha. Yapabiliriz. Bak. Tamam, bak şöyle yapacağız. Senin numaran bir kaç? Bak o 1 numara. Ben 2, sen 3, sen 4, 5, 6. Herkes kendi numarasını ezbere biliyor. Doğru söyledi bence. 1-4 dedi o. Ama yaparken hareketlerinde yanlışlık yaptı. Ha evet, o şey. Ha yak, bak şöyle. 2-1. O şöyle demeli. 1-4. Tamam mı? Şimdi anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? Evet. Ben, tamam. Mesela bana attığında ben birine mi atıyorum? Evet. Sen ama önce kendi numaranı söylüyorsun. Tamam. Sen kaçsın? 4. 4. İlkinde 4. İkinci de mesela 6 mı 9 mu? Kime yolluyorsun onu söyleyeceksin. Hadi başlıyoruz. Başlıyorum, ben yapıyorum. 2-1. 4. Artık yok. Evet, devam ediyoruz. 2-5. 5-7. Ha? 7 kim kardeş? Sensin. Hadi. Hadi bir daha. Gel. Baştan bir daha yapıyoruz. Hadi baştan bir daha yapıyoruz. Herkes anladı değil mi? Tamam hadi. Hata yapan çıkar. Ben de yaparsam ben de çıkıyorum. Af yok. İlkinde kendi numaramız. Ben 2 olabilir miyim? Ben hadi o. Peki. İlkinde kendi numaramız. İkincide kime pas atacaksak onun numarasını. Tamam mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başlıyoruz. 1, 10. 5, 10.
İki saattir ben yaparım. Ben bildim. Ben oynayacağım. Çıktın kardeşim. Gittin. Evet. Gülserencim, kocanı diskalifiye ettik. Hadi gelin. Ama numara değişmesin. Onu değiştireceğim. Hadi başlıyoruz. 1, 4. 4, 5. Peki hadi. 5, 7. 7, 3. Bak kafadan yapmıyoruz arkadaşlar. El hareketiyle yapıyoruz. Beni seyredin. 1, 6. 6, 8. Yağmur yağmaya devam ettiği için hafif birazcık hava karardı. İkinci seramızdayız. Pembe gönlüm sende demişler. Buranın pembe domatesi de çok meşhurmuş. Hem pembe hem kırmızı domateste dayanıklılık, irilik çok önemli burada. Bu kez hanımlar çok fazla konuştuğu için, parantez içinde ünlem işareti, onları susturamadığım için artık İsmet Bey'e veriyorum. İsmet Bey, onların suskunlukların acısını çıkar. Sessiz bir şekilde konuşayım ben de o zaman. Ne sessizi kardeş, konuşacaksın. Tamam, al mikrofonu. Evet, evet, buyurun. Evet, buyurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu hanımlar senin sözünü dinliyor mu? Dinliyorlar. 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 Niye bu fasulyeleri ektiler o zaman buraya? Annesi dinlemiyor. Annesi? Evet. Şeyden, emir büyük yerden geldiği için biz fazla karışamayız. Birkaç tane yemeklik bıraktık bu şekilde. Peki. Evet. Sen burada İri iri pembe domates elde etmeye çalışıyorsun. Evet, evet. Neler yapıyorsun? Emeğin efendim boşa gidebiliyor, hastalıklar olabiliyor tabii, dediler. Tabii, tabii. Peki mesela insanlar sizin domatesinizin satın alınabilmesi için nereden anlayacaklar da aa bak bu Burdur Söğüt'ün evet, domatesiymiş diyebilecekler. Birinci, farkı ne sizin evet, domatesinizin? Birincisi iri olması, lezzetli olması ve görüntü olarak kaliteli olması. Yuvarlak ve sırlak çeşit olması. Sırlak yani, mı? Sırlak dediğimiz yani böyle düz... pürüzsüz diyelim. Pürüzsüz. Pürüzsüz yani dışı. Pirinçini yapıyorlar. Cilt bakımını yapıyorlar. Cilt bakımını, cilt bakımı yapılmış gibi güzel olması gerekiyor. Rafı da rafı uzun olması, uzun olması gerekiyor. Bir de toplarken de dikkat ha, etmek tabii, lazım dikkatli, tabii. Dikkatli toplanması gerekiyor. Buradan çeşidi yaparken, çalışırken dahi fark ediyor. Budama mıdama yaparken mesela. Ha, mesela ne gibi şeyler yapıyorsun? Mesela şu fisil orayı bizim burada fisil derler. Bazı yerde filiz derler. Hı hı. Biz genelde fisil kullanıyoruz. Onu koparıp atıyorsun bunu ki. Bunu koparıyoruz. İşçilik olarak bunlar yapılıyor. Bu ilk anda. Daha sonra bunu dolama dediğimiz şu şekilde. Ben tekrar yapayım da. Ben tutayım hadi. Sen iki elinle yap. Yani, tamam. Yani şu şekilde, şu gördüğünüz şekilde. Yukarı doğru gidebilsin. Evet, orijinal dolaması bu oluyor bunun. Hı-hı. Değişik çeşitler de var. En güzeli bu. Peki. Daha sonra meyve daha çok yukarı oluştuktan sonra şu alt taraftan budama yapıyoruz. Şu iri domateslerin olduğu bölgeyi, şu ikinci domatesimiz diyelim, bu bölgeyi böyle temizliyoruz yaprağını. Yani şu şekilde. Ki güç meyvelere yani, gitsin. Hem güç büyüsün, kalınlaşsın. Olsun. Hem havayı aldığı zaman şey domates mantar biraz daha riski de azalacak. Hem hava alacak, hem büyümesini daha iyi yapıyor. Genişleme yapıyor. Havayla o nemlilikle birlikte daha güzel irime yapıyor domates. Bundan sonra toplamaya geçiyoruz zaten. Daha sonra yukarı çıktığı zaman kafa kırma dediğimiz şu bölgeden kafa kırıyoruz. Ne demek? Yani, kafasını mı kırıyorsun? Kafasını uçuruyoruz. Ne kadar vicdansız insanlarsınız ya. Vallahi bilmiyorum. Yani kökten uca sürekli zamanla o diyor ki ben büyüyeceğim diyor, yaprağını koparıyorlar. Ben büyüyeceğim diyor, buradaki evet, çıkıntılarını koparıyorlar. Evet. Şimdi cinsten cinse farklılık gösteriyor ya, bir başkası gelip aa ne kadar az çiçek varmış diyebiliyor. Evet. Çünkü bu çeşidin özelliği çiçeğin fazla olmaması gerekiyor. Yani 4 çiçek, 5 çiçek bizim için yeterli. Ama sen sap kalınlığını artıran bir ürün kullanmadığın için belki de böyle düşünüyor olabilirsin. Çünkü hani geliştirilen sap tabii, kalınlığını tabii, artıran bizim tabii, organomineral gübreler var. Tabii. Yani tabii, o gübreleri de kullanıp sana bir fotoğraf göstermiştim. Hatırlıyor musun Instagram'dan? Evet, evet. O cins belki de buna benzeyen bir cins. Yakın. 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 Yani daha çok meyve almak mümkün. Niye az çiçek istiyorlar? Hatta bazılarını koparıyorlar. Dal taşıyamaz diye. Ama dalı evet, güçlendirirsek, sapı güçlendirirsek daha evet, çok domatesi taşıtabiliriz aslında. Yani. Bunu sana deneteceğim inşallah. Ama tabii onu da denemek gerekiyor. Çeşitlerle ilgili bizim de yaptığımız. Uzmanlık. Normal kırmızı domatesimiz de tekleme olmuyor. Bunu istediğin kadar yaptırmak istiyoruz. Yani çiçeğini çoğaltmak istiyoruz. Gramı ne kadar oluyor mesela pembe domatesin? Pembe domates yani ideal 400 gramdan aşağı düşmemesi 600'e gerekiyor. 600'e bile çıkıyor diyor. 600, 700, 800'e kadar çıktığı oluyor. Hay maşallah. Tabii, bir domatesi al salça yap.
Çocuk nasip olur da gelirseniz yine iri haline. Ne zaman hasat? Temmuz'un kaçında başlıyor? Temmuz'un 10'u diyelim. Temmuz'un 10'u. İnşallah ben buralara gene geleceğim. 10, yalnız 15'i. Bu konu mankenlerini değiştireceğiz. Tamam mı? Evet. Bakın arkadaşlar. Bu konu mankenleri sadece bakıp gülümsüyorlar. Bunlar konuşmuyor. Her başarılı bir erkeğin ağzında bir kadın vardır. Bunu unutmayalım. Yani şu anda sen mi kendini başarılı görüyorsun? Arkamda da hanım var ya. Hayır, ben diyordum ki sen Gülseren'in arkasında olduğun için Gülseren başarılı diyordum. Olabilir de şu anda benim arkamda duruyor. Aslında siz birbirinize destek verdiniz. Evet, evet, benim buraya gelmeme sebeptir Gülseren. Evet. Kız sen beni nerede buldun? Instagram'dan gördüm. Daha önce de biliyordum sizi zaten. Öyle takip ediyordum. Böyle işte. Karı koca beraber çalışıp beraber üretip. Evet. Peki kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Yani Sera'nın dışında başka bir şey yapabiliyor musunuz? Geziyoruz. Kendi işimiz sonuçta. Tatilimize gidebiliyoruz. Ha. İstediğimiz zaman işimizi bırakıp gidebiliyoruz. Denizimize gidiyoruz yazın. Varıp gelir. Günü birlikte olsa gidiyoruz. Kumluca'da yoksa senin obada da yerin var mı? Yok. Sadece gündüze gelip gidiyoruz öyle. Evet. Kumluca'da yıllarca sunuculuk yaptım. Hüsamettin Başkan döneminde. Evet, evet. Gerçekten çok güzel hizmetler yaptı. Burada da teşekkürlerimi sunuyorum Hüsamettin Bey'e. Biz de Kumluca'da teşekkür ediyoruz. Değil mi? Yani onu unutmak mümkün değil. Evet. İnşallah tekrar Hüsamettin Başkan'ın değerini bilir Kumlucalılar. İnşallah. Değil mi? Anlıyorlardır zaten aradaki farkı şimdi. Evet, bir seramız daha var, oraya da gideceğiz. Bugün ne öğrendik? Pembe domateste hangi aşamaların olduğunu öğrendik. Evet. İnşallah burada da yine gördüğümüz gibi güçlü kök lazım. Burada kök hastalıkları çok fazla oluyormuş. Evet. Burada 5. salkımda. 5. salkımda domateslerimiz. Bir önceki seramızda 2. salkımdaydı. Burası tabii boyunca daha burası var. Biraz daha erken dikim olduğu için. Nisan'da mı diktiniz bunu da? Bu Nisan 22-23 Nisan dikimi. Peki bu. Şu önemli. En alttaki domatesler büyürken üstte de aynı şekilde domatesler oluyor mu? Yani üstteki tabii çıktıkça altta artık vermemeye başlıyor mu? Altına aldık mı altı bitiyor. Ha, işte öyle bir şey yok. Neden? Göstereceğim ben sana onu. Hayır, şimdi şu domatesi topladığımız zaman bu salkım bitiyor, yukarı salkıma geçiyoruz. Bu kademe olarak yukarı doğru devam ediyoruz. İşte bunun yöntemleri var kardeşim. Tabii yöntemler farklı olabilir. Çünkü, öğrenmek lazım. Çünkü bitkinin içindeki bu iletim demetleri açık olunca bitki her yerden besleniyor ve her tarafta çiçek vermeye gene devam ediyor. Bilmiyorum, yani ve meyveler verebiliyor. Domates olur mu bilmiyorum, görmedim de deneriz, bakarız. İddiaya giriyor mu? Korona olmasa girerdim. Yani şöyle uzaktan şey yapalım. Bir daha gideceğimiz domates serası mı, başka bir sera mı? Domates serası, küçük domates. Evet. Yan tarafta bir sera var. 2 kez salatalık serasını maalesef sökmüş, hastalıkla çıkmış. Yani insanlar bu işin çok emek, çok zahmet ve çok risk taşıdığını bilerek manavlardan sebze meyve alsın, olur mu? Yani inanın armut piş ağzıma düşüyor. Ben çok feci şekilde dün sırtımdan şapır şapır terler akıttım. Sera'da illa 60 dereceye çıkmıştı dün. Allah'ım bugün yüzüme güldü. Yağmur yağıyor. Sera'nın işi şimdi mis gibi. Maşallah. Hiç sıcak yok değil mi kameraman arkadaşım? Evet. Maşallah, bereketli geldiniz. Allah yüzümüze güldü. Allah yüzümüze güldü. Şükür olsun. Üçüncü seraya o yüzden gidebiliriz ama dünkü hava olsaydı vallahi giremezdim. Çünkü hani korona çok geçirdim sıcak. Ciğerim dayanmaz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hiçbir şekilde emeğinizin karşılığını veremeyiz. Bu net. Evet. Buyurunuz. Gülseren kardeş ve eşi az önce yaptığımız yarışmadaki yenilginin acısıyla ne yapacaklarını bilemiyorlar, kenara gittiler. Şimdi Fatma'nın serasındayız. Fatma farklı bir cins domates ekmiş. Burada tonaj mı farklı olacak? Bana bir anlat, hangi cins? Bu ismini söyleyebilirim değil mi? Söyle bizim için fark etmez. Tamam. Bunun Ferişta marka olduğunu söylediler ve kokteyl domates cinsinden. Otellerin, kahvaltıların vazgeçilmezi olan domatesimiz. Aha. Bunun işçiliğini çok bayılarak, severek yapıyoruz biz. Daha mı kolaydı yerlerine göre? Daha mı? Kolay değil aslında, zor ama çok insana zevk veren bir işçiliği var. Nasıl yapıyorsun? Göster. Bunun çiçeklerin önündeki filizlerini koparmadan, körleyerek tonajı daha yüksek alabilmek için sürekli o şekilde götürüyoruz. Körledik şu anda. Hı-hı. Gelecek sefere hemen tutumunu belli ediyor. Arzularımızın çalışmasıyla inşallah. Hiçbir şekilde hormon var. Yoktur. Hormon yok. Zararlı kimyasal da kullanmıyorlar. Kullanırlarsa zararlı zirai mücadele ilaçları kullanırlarsa o zaman bambu sarıları ölüyor. Aynen. Zaten emin çalışan bir bambus gördüm zaten. Çiçekleri döllemekle meşgul. Peki tatlım, diğer cins domates yine benzer bir cins kullanıyor musun? Evet. Onda aldığınla bunun arasındaki tonaj farkı ne kadar olacakmış?
bunda aldı. Dönüm başı ortalama 12-13 ton, 15 ton çok iyi bakarsak verdiğini söylüyorlar ama bunu çok iyi bakabilirsek 30 tona kadar verim verdiğini söylediler. Oo, İnşallah bakalım bu sene denemiş. 2-2,5 katı. Evet, denemiş olduk. Deneme aşamasındayız. İnşallah utandırmaz bizi. Rabbim emeklerimizin karşılığını aldırsın inşallah. Ne kadarlık bir sera burası? Bura bir dönüm 300 metrekare. Allah nasip ederse 1 Mayıs'ta diktik. Temmuz 12 gibi hasat veyahut da Temmuz'un ortası sonu gibi hasat yapabiliriz. Onu ümit ediyoruz. Allah'ım her şeyi rayında yolunda aynen götürürse inşallah. Dışarıdan herhangi bir zararla buraya girmezse. Aynen. Şuraları da tabii kontrol etmek lazım. Evet. Çünkü file yapılmazsa dışarıdan böcek gelebiliyor. Allah muhafaza. Evet. Her şey boşa gidebiliyor. Sağlıklı görünüyor. Ben tabii ziraat mühendisi değilim. Mühendisleriniz gelip ne dediler bu gidişata? Mühendislerimizin bu çeşidin hastalığa dayanıklı olduğunu söylediler. Ve Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bu sene de bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Diğer seralar nasıl? Diğer seramızda biraz bakteriyle savaşıyoruz. Mücadele onu durduramadık. O konuda da inşallah yardımımız inşallah olsun size. İnşallah. Peki buradaki ziraat odası veya Tarım Kredi Kooperatifindeki ziraat mühendislerimiz yardıma geliyorlar mı? Bizim sadece kendi gelmiyorlar. İlaççımızda çalışan, onunla anlaşmalı olan ziraat mühendisimiz ilgileniyor sağ olsun. Öyle. Onun dışında peki onun dışında hiç bir ziraat odasından gelmiyorlar? Hayır, gelmiyorlar. Tanışmıyor musunuz hiç onlarla? Biz kış döneminde Kumluca, yaz döneminde Söğüt olduğumuz için herhalde pek onlarla tanışma aşamamız olmadı. Olmadı. Yabancı gibi. Buranın buranın çalışma sistemi özel sektör olarak çalışıyor, ziraat mühendisleri. Hı hı. Kendi ilaç dükkanı oluyor, kendisinin ilaçları oluyor her hastalığa karşı. Bunlarla çiftçiye yardımcı oluyor, herkesin çalıştığı bir ziraat mühendisi oluyor. Genelde ziraat odaları bu işlere bakmıyor. Peki tarım gelmiyor politikasını yani belirleme anlamında. Hı. Çünkü şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar, diyelim bu sene bu cins domates çok iyi para etti. Bunu duyuyor çiftçiler, önümüzdeki sene herkes onu ekmeye evet gayret ediyor. Bu sefer arzdan çok, arz fazla olur, talep az olursa o fiyatın hani çerle çöp oluyor. Harcadığın paranın karşılığını bile alamıyorsun. O yüzden bir tarım politikası olması lazım. Yani kimileri buna karşı geliyor ama bence olması biz lazım. Biz gerçekten Söğüt'te seracılığı severek çok azimli bir şekilde yapıyoruz. Ama fiyatlarımız o kadar minimuma düşüyor ki, masraflarımız da o derece maksimum yüksek ki bize bir şey kalmıyor. Yani hastalıkla da uğraştığımız zaman zaten hani yaz dönemimiz biraz boşa çıkmış gibi oluyor. Geçtiğimiz sezon. Ondan sonra da insanın şevki kalmıyor. Bir şeyler daha etmeye. Çok yıpranıyorsun psikolojik olarak. Üzülüyorsun. Peki burada bir kooperatifiniz yok mu kızlar? Var. Kardeşler. Var. Hanım kooperatifi var mı mesela? Anlat aşkım. Hanım kooperatifi yok da çiftçi kooperatifi var. Çiftçi birliği siz var. Siz üye misiniz? Biz üye değiliz ama yani eşlerimiz üye. Yani sonuçta sizin ürettiğinizi onlar pazarlayabiliyor mu? Evet, pazarlama açısından değil de fiyat belirleme konusunda destek oluyor size. O çok güzel. Bir de şeyler arasındaki tabii ki bir ilde belirlenen fiyatın bütün ilçelerde aynı olması lazım ve onun uygulanıyor olmuş evet olması lazım. Değil mi? Bu konuda bazı şeyler duyduk çünkü ben bir canlı yayın yaptım başka bir yerde. Diyormuş ki merkezde atıyorum domatesi 2 liradan aşağıya almayacağız diyormuş. Ama küçük yerlerde telefonla haberleşiyorlarmış, biri alacağız ona göre diyorlarmış. Çiftçi elinde kalacak 2,5 liraya üretmiş, 1 liraya satıyor. Bunun sonunda ne olacak? O çiftçi bu işten soğuyacak. Yani bu şuna benziyor. Maalesef bir yerde bir balık yedik, önümüze şu kadarcık bir çupra getirdiler. Ben dedim bunu hani yiyemem. Niye? Çünkü bu çupra daha yumurtlamadı. Bu çupra yeni yavrular vermedi. Eğer siz bu kadar küçük bunları yakalarsanız önümüzdeki sene çupra bulamayacaksınız. Balık bulamayacaksınız. Aynı şey çiftçilik için de geçerli. Eğer çiftçimize biz gereken desteği verirsek tüketici olarak hak ettikleri fiyatı vererek aracılar da insaflı olursa hani sadece ben kazanayım demezse, kartelleşmezse bu çiftçilik devam edecek. Yoksa onlar da satacak bir şey bulamayacaklar. Ben gerçekten çok özür diliyorum. Belki bana kızacaklar ama hani çok affederseniz aptalca buluyorum. Çiftçiyi zor duruma düşürüp de ucuza aldım diye sevinen tipleri. Gerçekten akıllarının noksanlığına inanıyorum. Biz yani. Biz bazen 1 liraya gittiğine bile razı geliyoruz. Nasıl? Çöpe dalında bile kalıyor. Evet. Ağustos ayında çekmediği oluyor mesela. Hani çok zorlanıyoruz.
üstünü getiremiyor. Domates dalından koparıp atamıyoruz, kıyamıyoruz ona. Bazen 1 liraya bile gittiğine razı olduğumuz. Ha, bize kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Hı, ama üzücü bir durum. Ama duyuyoruz ki mesela İstanbul'da buradan 2 katı, 3 katı fazla, evet, fiyatı. Mesela dün bir çiftçiyle konuştuk. 1 liraya almışlar domatesi. Evet. Akçakoca'da 8 liraya satılıyormuş. Finike, ondan sonra Fethiye tarafından toplanan domatesler. Mesela topladığımız kasalar bize geri geliyor ya. Heh. Onun üzerinde fiyat afişi. Unutuyorlar mı? Evet, fiyat afişi, evet, oluyor. Fiyatlarda baya baya fark var yani. O zaman diyorsunuz ki zıkkım olsun. Yani ben olsam böyle derim yemeklerimiz yani. Yemeklerimiz yani sonuçta çoluk çocuk. Gerçekten. Hep geriliyor bu işe. Evet, bizim elhamdülillah Müslümanız ama maalesef Müslümanca yaşamıyoruz. Çünkü ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sana yapılmasını istemediğin bir davranışı başkasına yapma. Ve başka bir hadis-i şerifte ne diyor? Aldatan bizden değildir diyor. Sevgili aracılar, iyi ki siz varsınız ki ürünler satılabiliyor. Ama siz aracı olarak çiftçiyi dolandırırsanız, çiftçiye hak ettiğini vermezseniz siz de satacak bir şey bulamayacaksınız sonuçta. Ne olursunuz kazan kazan sistemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği kazan kazan. Çiftçi de kazansın, aracı da kazansın. Sağlıklı güzel gıdayı çiftçi de üretiyor ama tüketici de uygun fiyata alabilsin. Yani herkes, eğer ben organik ürün kullanırsam sağlıklı domates yetiştireceğim. Dolayısıyla onu yiyenler hastalanmayacak. Bunu hem para hem faydacılık anlamında. Bir tane kediyi 5 liraya alıyorsun. Bir tanesi yani. Ha. Şöyle çatal şeyli. Bir tanesi 5 lira. Bu yani bin, daha çok alanlar oluyor mesela. Binden fazla. Biz 3000 alıyoruz. Mesela 3000 siz, çarpı 5. Yani, 3 kere 5 15. 15 bin lira fideye, evet, veriyorsun. Sadece fide. Hiç yani başlamadan hiç şeysiz direkt borçla giriyoruz. Kıyamam. Biz de kurtarır bizi ama çok söküyoruz arasına, atıyoruz, oluyor, hastalanıyor. Ve gerçekten hani sezona başlamadan önce şu yerdeki siyah naylon bile, hı-hı, bir sürü para. Çok içten giriyoruz. Sıfırdan değil eksiden başlıyoruz sezona başlamadan önce. Ama bu naylonu da çekmezlerse yabani otlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. İlaç yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Evet. Yani şey, para, 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 varlığı bir dert, evet, yokluğu, yara, para da para da para. Evet, zaten, çok teşekkür. Zaten sezona borçlu bir şekilde giriyoruz. Bunu ödeyip maliyetleri hepsini çıkarmamız lazım ki bize de kışlık kalması lazım. Kalsın yani. Bir de önümüzdeki sene tekrar, evet, ekecek ekebilmek psikolojiniz için kalsın. Aynen, aynen. Evet. Arkadaşlar, birbirimizi koruyalım, birbirimizi sevelim. Bu dünya sadece bana, ona filan değil, hepimize ait. Çevreyi de koruyalım. Çevre, evet, çiftçi dostu, ürünler üreten firmaların ürünlerini kullanalım. Ve birbirimize saygı duyalım. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu bakteriye hastalıkların olsun, kök çürüklüğü olsun, hani herkes artık kan alıyor. Bu hastalıkların hani ilacı var, şu durdurur, bu durdurur, bir sürü ilaç salıyoruz. Ne olur hani çıkarıyorlarsa hastalığı bize çaresini de versinler ki. Hem yani tarımı bitirmek isteyen, evet, bir maalesef bizi para babaları da var. Tarımı da bitirmesinler. Evet, lütfen biz de, evet, sağlıklı ürün kullanalım. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir şehirde başka bir hanım ağa. bu haftanın hanım ağası Gülseren'di canım benim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Görüşmek üzere. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Nerede hareket? Orada bereket. Allah'a ısmarladık efendim. Görüşürüz.